Büyük Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdarı Sultanahmet Sencer'in hayatı. Sencer, 21 yıl meliklik, 39 yılda sultan olarak Selçuklu tarihinin en uzun süre hüküm süren sultanıdır. Devleti, babası Melikşah dönemindeki kudretine ulaştırsa da acı bir şekilde hüzünle hayatını kaybedecek, devleti de kendisi gibi ebediyete karışacaktır. Sencer, 1097 yılında amcası Arslan Argun isyanını bastırmak için bölgeye gelmiş ve Berk Yaruk tarafından Horasan Melikliğine görevlendirilmişti. 12 yaşında bu göreve başladığında yanında sağlam bir idari kadro bulunuyordu. Berk Yaruk ile Muhammed Tapar'ın taht mücadelesinde başta tarafsız kalsa da bir süre sonra Berk Yaruk ile karşı karşıya geldi. Cürcan'da abisi Tapar ile buluştu, onunla beraber Bağdat'a girdi. Bu fırsatı değerlendiren Doğu Karahanlı hükümdarı Kadir Han, Selçuklu hakimiyetine son vermek ve Horasan'ı ele geçirmek için harekete geçti. 1102'de Sencer bunu haber alarak geri döndü. Bel ve Tirmiz arasında karşılaşan kuvvetlerin savaşında Sencer galip çıktı. Kadir Han esir edildikten sonra öldürüldü. Ahmet Sencer, Muhammed bin Süleyman'ı Arslan Han unvanıyla Semerkant'ta tahta çıkardı. Selçukluların Petret devrinde Gaznelilerin tekrar Horasan'a hakim olma ümitleri canlanmıştı. Sencer, Karahanlı işini hallettikten sonra hızla Gazneliler üzerine yürümüş, Gazneli hükümdarını yenerek gözlerine mil çektirmiştir. Ahmet Sencer henüz Meliklik devrinde hem Karahanlıları hem de Gaznelileri kendisine bağlamıştı. Hükümdarların ölümünden sonra Gazneli ülkesinde oğullar arasında taht kavgaları başlamıştı. Behram Şah'ı destekleyen Sencer 1117 yılında Gazneli ülkesine hareket etti. Behram Şah'ın rakiplerini bertaraf ettikten sonra onu Gazneli hükümdarı ilan etti. Behram Şah Sencer'e tabi olacak, yıllık haraç ödeyecekti. Ülkenin kuzey ve doğusunda güvenliği sağlayan Sencer Merv'e döndü. 1118 yılında Muhammed Tapar'ın ölüm haberi geldi. Tapar'ın 5 oğlundan en büyüğü olan Mahmud, babasının vasiyetiyle Selçuklu tahtına çıkarıldı. Sencer, bir hafta abisinin matem merasimini yaptıktan sonra Selçuklu sultanı olmak için harekete geçti. Sıranın artık kendisine geldiğini düşünüyordu. Hükümdarlığı ele geçirmek isteyen iki rakip 1119'da Save'de karşılaştılar. Sencer, yeğeni Mahmud'un ordusunu mağlup etti ve tek başına Selçuklu hükümdarı oldu. Halife Müsterşit, Bağdat'ta hutbeyi Sencer adına okuttu. Sultan Sencer, Mahmud'a kötü davranmayıp anlaşma yoluna gitti. Rey şehri kendisinde kalmak koşulu ile ülkenin batısını Mahmud'un idaresine verdi. Böylece Irak Selçuklusu kurulmuş oldu. Sencer, Tapar'ın diğer oğullarından Selçuk Şah'a Huzistan'ı, Tuğrul'a Irak'a Acem'in yarısını verdi. Mahmud amcasının yanında hiçbir hükümdarlık alameti kullanamayacaktı. Sencer en büyük sultan Sultanül Azam unvanıyla devletin merkezini Merv'e naklettirdi. Sultan Sencer Irak Selçuklularında yaşanan karışıklıktan dolayı hem halifelik hem de idari yönetime karışmak zorunda kaldı. Mahmud Gürcüler üzerinde seferdeyken Hille emiri Dübeys, halife Müsterşit ile anlaşmazlığa düşünce Tuğrul ile beraber yeni bir Selçuklu devleti kurmak istedi. Tuğrul bu isteğinde başarılı olamayınca Sencer'e sığındı. Mahmud, halifenin de tahrikleriyle Tuğrul'un isyanından Sultan Sencer'i sorumlu tuttu. Sultan Sencer Mahmud'a haber göndererek bütün bu olanların halifenin başının altından çıktığını bildirmesi üzerine Mahmud Rey'e doğru yola çıktı. Sencer gücünü göstermek için batıya ilerliyordu. 1126'da yapılan görüşmelerde Mahmud halifenin siyasi gücünü kırmakla görevlendirildi. Her şey tam yoluna girmişken Mahmud'un ölümü ülkenin batısını tekrar karıştırdı. Devlet erkanı Mahmud'un oğlu Davud'u tahta çıkardılar. Amca Mesud ve Selçuk Şah Davud'a karşı isyana kalktılar. Halife Bağdat'ta kimin adına hutbe okunacağına Sultan Sencer'in karar vereceğini bildirmesiyle Sencer tekrar batıya hareket etti ve Rey'e geldi. Sencer tahta Tuğrul'u geçirmek istiyordu. Bunun üzerine Mesud, Selçuk Şah ve halifenin de isteğini alarak harekete geçti.
Sultan Sencer ve yeğeni Mesud'un orduları 1132'de Dinever yakınlarında karşılaştı. Bu savaşı kazanan Sultan Sencer oldu. Sencer, Mesud'a iyi davranarak ona Gence'yi yurt olarak verdi. Irak tahtına Tuğrul'u geçirdikten sonra Horasan'a döndü. Sultan Sencer bağışlamayı seven, ülkenin sınırlarını korurken çıkan isyanları çok kan dökmeden bastıran bir hükümdardı. Halifeyi gönderdiği 1133 tarihli mektupta Çin ve Hint hudutlarına kadar tüm hükümdarları itaati altına aldığını belirterek Türk cihan anlayışını şu sözlerle ifade etmiştir. Tanrı bu dünyayı bizim tasarrufumuza ve emanetimize tevdi eyledi. Emir ve hükümdarların hepsi bizim naip ve memurlarımızdır. Biz cihan padişahlığını babamız Melikşah'ın verdiği sancak ile halifenin dedesinden miras aldık. Sultan Sencer bölgeden çekildikten sonra Mesud bölgeye gelerek Tuğrul ile taht kavgasına girdi. Tuğrul'un ölümünden sonra Hamedan'a girerek sultanlığını ilan etti. Sencer Mesud'un hükümdarlığını bu kez tanıdı. Fakat Müsterşid Mesud'u tanımayarak Selçuklulardan ayrılmaya çalıştı. Halife Müsterşid ve Mesud'un orduları 1134 yılında Hamedan Daymert civarında karşılaştılar. Mesud halifenin ordusunda bulunan Türklerin kendi yanına geçmesiyle savaşı kazandı ve halifeyi esir aldı. Sencer'in emriyle halifeye iyi davrandı. Meraga yakınlarında bir karargahta bulundukları sırada halife Müsterşid, Batinilerin suikastiyle öldürüldü. Önce Raşid, ardından Muktefi yeni halife ilan edildi. Gazneli hükümdarı Behramşah 18 yıl olay çıkarmadan Sencer'e itaat etmişti. Selçuklulara göndermesi gereken haracı ödememesi ve halka kötü davranmaya başlamasıyla Sencer 1135'te Gazne seferine çıktı. Halka kötü davranılmasına tahammülü olmayan Sencer Gazne'ye girdi. Behramşah'ın itaatini tazeleyen ve onun af talebini kabul eden Sencer bir süre Gazne ülkesinde kaldıktan sonra Horasan'a döndü. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han felç olunca yerine Nasır Han geçti. O Semerkant'ta çıkan bir isyan sonucu öldürüldü. Yeni hükümdar olan Ahmet Sencer'in bölgeye gelmesini beklemeden isyancıları cezalandırdı. Buna kızan Sencer Semerkant üzerine yürüdü ve şehri kuşattı. Sencer'in huzuruna getirilen Arslan Han itaat ettiğini bildirdi. Büyük Selçuklu Devleti'ni derinden sarsacak olan tehlike doğudaydı. Çin'de hüküm süren Kitanların bir kolu buradaki hakimiyetini kaybedince batıya doğru çekilmiş ve Türkistan'da Karahitay ismi altında bir devlet kurmuşlardı. Onlar Selçuklu hudutlarına girmeye çalışıyor ve geri püskürtülüyorlardı. Balasagun'a yaklaşan Karahitaylar 1122'de Ahmet Han, Kaşgar'a yaklaşan Karahitaylar ise 1128'de Arslan Han tarafından bölgeden uzaklaştırıldılar. Bir müddet sonra Karahitaylar güçlerini artırarak Karahanlıları çekilmeye zorladılar. Büyük bir istiladan korkan halk Sultan Sencer'den yardım istedi. Sencer 1130'da Ceyhun Nehri'ni geçerek Kaşgar civarında bulunan Karahitayları çekilmeye zorladı. Harezm Şahı Atsız'ın isyan haberleri gelince yönünü Harezm'e çevirdi. Sultan Sencer henüz Melikliği döneminde 1098'de Harezm'e hakim olmuştu. Berk Yaruk tarafından Harezm Şah ilan edilen Kutbettin Muhammed bin Anuştegin'i yerinde bırakmıştı. Onun 1128'de ölmesiyle yerine Atsız yeni Harezm Şah oldu. 1135'te gücünü artıran Atsız, Mangışlak ve Cent havalesini ele geçirdi. İzinsiz olarak yapılan bu toprak genişlemesi Sencer'i kızdırmıştı. Sencer 1138'de Harezm'e yürüdü. 16 Kasım 1138'de taraflar arasında vuku bulan savaşı kaybeden Atsız 10.000 asker kayıp vererek geri çekildi. Sencer Harezm'i ele geçirip Merv'e döndü. Gücünü tekrar toplayan Atsız Selçuklu kuvvetlerini yenerek tekrar Harezm'e hakim oldu. 1141'de de bir yeminle Sencer'e itaatini arz etti. Sultan Sencer'in Harezm'de olmasını fırsat bilen Karahitaylar saldırılarını iyice artırdılar.
Sencer, Atsız sorununu çözdükten sonra Kara Hitay sorununu kesin olarak çözmek ve Karahanlı ülkesindeki isyanları bastırmak için 1141'de Semerkant'a ulaştı. Sencer tarafından görevlendirilen Karahanlı hükümdarından memnun olmayan Karluk ve Oğuz beyleri, Balasagun'da bulunan Kara Hitay hükümdarı Gürhan'a sığındılar. Gürhan, Karlukları affetmesi için Sencer'e başvurdu. Sencer bunu kabul etmedi ve Gürhan'ı İslam'a davet etti. İki hükümdar anlaşma sağlayamayınca 10 Eylül 1141'de Semerkant yakınlarındaki Katvan mevkiinde karşı karşıya geldiler. Sencer, Katvan muharebesinde ağır bir yenilgi aldı. Eşi dahil birçok esir vererek Belh-Tirmiz civarına çekilmek zorunda kaldı. Kara Hitaylar tüm Maverai Nehri ele geçirdiler. Bu yenilgiyle Sencer, Ceyhun ötesindeki hakimiyetini yitirirken Selçuklu Devleti çok ağır bir darbe alıyordu. Sencer'in yenilgi haberini alır almaz harekete geçen Atsız, Serah sahasını ele geçirdi. Merve Nişabur'a girerek kendi adına hutbe okuttu, Tuğra'ya çektirdi. Sencer'in hazinelerini din ve ilim adamlarını alarak Harezm'e döndü. Sencer birkaç ay sonra kaybettiği gücünü tekrar toplayınca hızla Atsız üzerine sefere çıktı. 1143'te Gürgenc'e ilerleyerek şehri kuşattı. Atsız çaresiz af dilemek zorunda kaldı. Sencer hazinelerini ve adamlarını iade etmesi koşuluyla af talebini kabul etti. 1148'de Atsız hürriyet sevdasından vazgeçmemiş, Sencer'i öldürmek için iki batini tutmuştu. Atsız bu olayı Sencer'e bildiren Harizm elçisini de Ceyhun nehrine atarak öldürdü. Bunun üzerine Sencer 3. Harizm seferine çıktı. Sultanın karşısına çıkmaya cesaret olmayan Atsız sultanın huzuruna gelmiş, sadakat yemini edip yer öpüp af dilemişti. Sencer 3. kez Atsız'ın affını kabul etti. Affetmesinin en büyük sebebi, Atsız kuzeyde henüz İslamiyet'i seçmemiş Türklerle savaşıyor ve onların güneye inmelerine engel oluyordu. Bu bakımından Harezm, Selçuklu'nun kuzey kapısı ve Kara Hitaylara karşı bir tampon bölgeydi. Sencer, Atsız isyanını bastırdıktan sonra Kara Hitaylara elçi gönderip barış görüşmelerini başlattı. Bugünkü Afganistan'da yaşayan Gurlular, İslamiyet'i seçtikten sonra hükümdarlarını ilan ettiler. 1147'de bölgede yaşayan Oğuzlar ile birleşerek Herat ve Belh civarına kadar ilerlediler. 1152'de bölgeye gelen Sencer, Oğuzların kendi tarafına geçmesinden sonra Gurluların bu isyanını bastırdı ve itaatini kabul ettirdi. Esir alınan Gurlu hükümdarı Alaaddin affedildi. Selçuklulara tabi olması kaydıyla topraklarına dönmesine izin verildi. Bu bölgede uzun yıllardır yaşayan Oğuzlar, Katvan Savaşı'ndan 2 yıl sonra Buhara'yı ele geçirecek kadar ileri gitmişlerdi. Daha doğuda ve kuzeyde yaşayan Oğuzlar ise Kara Hitay ve Karluk baskısından dolayı Belh civarına yığılmaya başlamıştı. Oldukça kalabalık olan bu boylar Selçuklu Devleti'ne yıllık 24 bin koyun vergi veriyordu. Belh valisi Kumaç onlarla anlaşmazlığa düştü. Oğuz reisleri Sencer'e bağlı olduklarını söyleyerek Belh valisini dinlemiyordu. Vali Oğuzlar ile yaptığı savaşta öldürüldü. Bunun üzerine Sencer tekrar bölgeye sefere çıkma ihtiyacı hissetti. Oğuzlar cazip tekliflerle Sencer'i seferden vazgeçirmeye çalışsalar da Sencer hareketine devam ederek 1153'te Belh'e girdi. Kumaç'ın torununun ısrarları üzerine Oğuzlar üzerine yürüdü. Burada dar bir boğazda Oğuzlar tarafından sıkıştırılan Sencer bozguna uğradı, esir düştü. Esirlik hayatı oldukça zor geçen Sencer her şeyini kaybetmişti. 6 ay sonra 72 yaşında esaretten kaçarak kurtulan Sencer Merve döndü. Eski kuvvet ve kudretini toplayamadan kendisi ebediyete, Selçuklu İmparatorluğu ise tarihe intikal etti. Selçuklu toprakları Harizm Şahların denetimine girerken Büyük Selçuklu hanedanları bir bir tarihten silinecek, yerlerini Atabeylikler alacaktır.